Ya garip de öldü. Bunu bilmem ne kadar doğruymuş. Aslında televizyon tarihi açısından da incelenmesi gereken bir konu. Evet, üvey kızıydım. Yani gerçekten normalde bu çalışma süresiyle emekli olmamız gerekiyor. Yusra Geyik ve Metin Hoca Bafra pidesini nerede yediler acaba? Evet, herkesi şimdi Yusra'nın anlamını paylaşıyorum. Çok başarılı bir gençtim zaten ben her zaman. Evet, yapacağım. Çok güzel dizi. Evet. Rıza Baba Kurtar Bizi yazmış biri duvara. Evet, Çoban Spor, Hüsnü Çoban. Ya bilemedin mi? Ya bunu yayınlayacağız mı gerçekten? Kuş öldü baby. Yine tutturduk sektörü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu kez oyuncu, başarılı oyuncu Yusra Geyik'le birlikteyiz. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, genel kültür bilgi yarışması tutkunları 10 soru bükücü bu akşam da başlıyor efendim. Dediğim gibi çok değerli bir oyuncu arkadaşım. Arka sokaklardan artık herhalde emekli olacak. 2006 yılından beri değil evet. mi? Gerçek normalde bu çalışma süresiyle emekli olmamız gerekiyor ama yaşımızı yaşa takılacak evet. Tabii genç hanımefendi. Yaşımızı olur mu öyle şey? Bekleyeceğiz. Zeliş de değil mi? Evet. Zeliş. Evet. Zeliş karakteri. Evet. Ya 12 yıldır Zeliş var. 13. 13. yılda doğru. 13. sezon. Aslında televizyon tarihi açısından da incelenmesi gereken bir konu. Artık aileden olmuş oyuncuların kendi kimliklerinin önüne geçmiş değil mi? Karakterler halinde. İşte Kurtar Bizi Baba diye başkomiseri seslenilen bir evet, evet. ülke oldu burası. Ya geçen gün senaristiniz bir şey paylaşmış işte. Rıza Baba Kurtar Bizi yazmış biri duvara. Evet. Zafer Ergin de çok esprili bir insan zaten. Altına şey yazmış. Numaram yok mu sizde? Yazmış. Ya gerçekten onlar da böyle birini kurtarabileceğine inanma formuna. Öyle oluyor birazcık tabii. Oraya biz de dalgasını gidiyor. Geçiyoruz tabii ama. İşini geçelim. Haber önünde tekrarları da aynı başarıyı evet. gösteriyorlar. Tekrar tekrarları da. Bu da işte sihir. Bazı dizilerde böyle bir yani Anadolu insanı sıcaklığını evet. yakalamak. Ya da birkaç kuşak aile fertinin bir arada izleyebilmesi galiba bu işin sihri. Pek çok iyi dizi için bunları söyleyebiliyoruz. Evet Yusra. Yusra. S'ye basarsanız çok daha kolay söylersiniz. Arapça olduğu için. Falan. Hani ben böyle çalışmışım evde. Kim hangi harfe basarsa kolay söyler. Yusra. Öyle zannediyorum. Yusra denildiği zaman daha kolay oluyor gibi bilmiyorum. Yusra. Yusra daha kolay nasıl rahat ederseniz Büşra da diyebilirsiniz. Yok daha nereye. Bakarım. Oraya gelmem. Her şeye bakarım. Yusra bir de o zaman herkesle anlamını paylaşır mısın lütfen? Sözcüğüm. Evet herkesle şimdi Yusra'nın anlamını paylaşıyorum. Şöyle aslında sol taraf demek. Ama güzel. Bir surede, evet sol güzeldir. Bence. Bir surede şöyle geçiyor. İşte biz size zorlukla beraber kolaylığı da verdik. Kolaylık bütünüyle Yusra olarak geçiyormuş. Yusra. Evet böyle anlatılar. Ben solu tercih edeceğim. Ben solu tercih edeceğim. Evet. Yusra çok kolay 10 soruyla birlikte yarışacağız. Tamam. Yani senin ilgi alanın zaten sen ne eğitim almıştın sanat? Sanat tasarım. Sanat tasarım evet, eğitimi aldın. Oyunculuk yapıyorsun. Hayatın göbeğindesin. Evet. Bu soruları bilmemen söz konusu değil. Çok kolay bir soruyla başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Kolay bir soru gelsin. Efendim jürisi olduğu televizyon programında Kuş Öldü Baby repliğiyle televizyon sektöründe tanınan ve popüler isimler arasına girmiş ünlü bir modacı var. Onu senden öğrenmek istiyorum. Acaba Donatella Versace mi, Yıldırım Mayruk mu, Nur Yerlitaş mı yoksa Hakan Yıldırım mı bu kişi? Ya bunu bilmem ne kadar doğruymuş. Biliyorum ya, Nur Yerlitaş mıydı bu? Nur Yerlitaş'tı, sürenin sonunda doğru yanıt geldi. Tebrik ediyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Popüler kültür kötü bir şey değil, burun kıvrılacak bir şey değil. Mesela bizim şu anda ulaştığımız mecra da popüler kültür. Yeter ki popüler kültürde birazcık daha nitelikle ilgili sorunlar aşılsın bence. Bir de biriz. Evet ya çok başarılı. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Hangi yabancı dilleri biliyorsun? İngilizce biraz biliyorum. İngilizce hı-hı. biraz bilmek zorundayız. Yani İngilizceyi bilmeme gibi bir şansımız yok zaten öyle bir şeyim. Ama tabii ki de başka değil. Yani birazcık bir şeyler dinlediğimiz müziklerim falan. Çok kolay bir soru geçecek yani tamam, bu anlamda. Bu kez sana yabancı dildeki bir evet sözcüğünü soracağım. Ama kolaylık şurada diğer dillerdeki hayır karşılıklarının arasından seçeceksin. Hazır tamam, mısın? Tamam hazırım. Şimdi sayacaklarından hangisi yabancı bir dilde evet sözcüğü anlamına gelmektedir? Nine, no, ne, niye? Niye mi? Nine, no, ne, niye? Ne? Süre sona erdi. Ay. Son ikisinde kaldığın ne olabilir ki? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne? Ne mi? Tebrikler. Gerçekten. Tebrikler. Teşekkür ederim evet. Metin Uca Bey. Rica ederim. Yardım etsiniz Metin Uca Bey durumu oldu gördüğünüz gibi. Ama hiç çok yerimiz yok. İyi olur böyle evet. biraz. Ama ikisi arasında zaten. Da, evet. Zaten bilecektim. Yunanca. Ha, öyle mi? Ne? Evet. Evet. Ne?
Evet, çok iyi gidiyoruz. 2'de 2'yiz. Harikasın. Senin kamera karşısına geçtiğin ilk tarih o daha da eski şeyden değil mi? Tabii. Sokaklardan da eski. Ne kadar eskidir mesela değil mi? Şey olabilir mi? 13, 14. Hayat bilgisi mi? Yok. Hayat bilgisi evet. İlk hayat bilgisi. Evet, hayat bilgisi. Ya ama asıl benim hatırladığım bir şey var. Tabii bunu biraz evvel konuştuk ama ben hatırladım. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Neydi? Yabancı Damat. Evet, Yabancı Damat. Çok güzel bir dizi. Evet, çok orada güzel siz dizi. Nilgün Belgün Hanım'ın... Evet, üvey kızıydım. Üvey kızıydım. Kötü bir kızdım. Kötü bir kız çocuğuydum, evet. Kötü bir kız çocuğuydunuz. Bakın nerelerden evet. Hatırlıyorum. Ya. Yabancı Damat, o da çok başarılı bir diziydi. Çok başarılı bir diziydi. Yine aynı yapımcının işi. O yüzden zaten sorduk. Ha. Yunanca'da aa, evet anlamına evet gelsin ya. Diye. Ya. Ama yine Türk'ü oynuyordum. Yunan değil. Evet, Türk'ü oynadığım için de. Hazır mısın? Üçüncü soru gelsin mi? Hazır. Şimdi bak, bir pide çeşidi soracağım. Aa, evet. O da bir ilinizin ve önemli bir ilçesinden alıyor. Evet. Tırnak pidesi, evet, Bafra pidesi, evet. Kır pidesi, Ramazan pidesi. Tırnak pidesi hangi yörenin mi, bölgenin mi? Hayır, bunlardan bir tanesi bir ilimizin ilçesinden. Tırnak, Bafra, Kır, Ramazan. Süre sona erdi. Bafra? Bafra pidesi tabii. Oyuncu. Allah! Değil mi hiç şimdi? Yediniz mi Bafra'da pide? Bafra'da yemedim işin ilginç yanı. Bafra'da, Bafra pidesini iyi yapan yerlerde yedim ama Bafra'da yemedim. Bafra'da yiyin. Siz Samsunlusunuz yani. Tabii ki de yani Bafra pidesini çok iyi yapan yerler var ya. Biz de mecburen şimdi burada yaşadığımız için yiyoruz ama Bafra'da Bafra pidesi yemek gerçekten çok farklı bir şey ve gerçekten çok leziz bir şey. Turneyi evet. Samsun turnesinde Bafra'ya gidiyoruz. Başka evet. Çaremiz kalmadı. İşte beni orada. De götürürseniz bir pide karşılığında. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Evet bakın flash. Yusra ile Metin Bafra pidesini nerede yediler? Nerede yediler? Hatta o garip tonlamayla hani magazine bazı sunan arkadaşlar var ya böyle ağlarmış gibi ya da birazdan sanki dünya yıkılacakmış gibi. Yusra Geyik ve Metin Hoca Bafra pidesini nerede yediler acaba? Gibi böyle hatta daha da yayarak. Kalmadı ama. Onların hepsi gitti sanki. Değil mi? Son dönemde izlemiyorum. Evet. Belki. Yine yakalandım popüler kültüre. Evet. Evet. Şimdi. Bu çok çok rahat bileceğim bir soru. Evet. Dördüncü soru çünkü nereden geliyor? Arka sokaklardan geliyor. Bu sene evet. 13. sezonunu izlediğimiz ünlü Türk dizisi Arka Sokakların Mesut komiserinin köpeğinin adı. Karabaş, kömür, poker, garip. Garip. Garip doğru yanıtı evet. Geliyor bravo. Ya garip de öldü. Aa. İlk garip öldü evet ya. Bak gerçekten. Bunu hakikaten bilmiyordum. Evet. Bak burada köpek dostu. Hayvan dostu insanlarla evet. Berabersin. Valla evet. Duyunca daha çok üzülüyorum. Evet. 13 umarım sene. Umarım yaşından dolayıdır. Tabii. 13 sene. Çok normal tabii ki de bir ömür için. Çok da akıllı bir köpek olduğu için ve çok eğitimli olduğu için tabii ki de başladığında da yaşı vardı. Onun yavruları falan. Evet yine aynı eğiten kişinin çok benzeyen bir köpeği. Köpeği geldi. Evet. Çaktırmıyoruz. Bunu konuşmamış olalım. Öyle ben, mi? Evet. Tamam. Hayvanların hiçbirinin ölmediği bir hayat diliyorum. Çünkü mesela küçükken beraberce yola çıkıyorsun. İkiniz de çocuksun. Yani bebek o. Siz çocuksunuz. Büyüyorsunuz ama ne yazık ki hayat onu işte belli bir yaşta aranızdan alıyor. Kötü bir şey tabii. Evet yani. Benim de 9 yaşında bir köpeğim var. Ay uzun ömür. Uzun inşallah. Ben mesela bir papağanım vardı. Onu kaybettikten sonra çok zorlanmıştım. Ama papağanlar uzun yaşar. Ona rağmen işte. Düşünün. Konuşuyordu bizim çocuğumuz. Evet. Şimdi 5. sorudayız. Hı. Geçtiğimiz günlerde çok önemli, çok ilginç bir olay yaşandı. Gerçek anlamda anarşizmin ne olduğunu görmemizi de sağladı. Anarşizm kötü bir şey değil, kişisel olanı. Bakınız onunla ilgili bir soru geliyor karşınıza. Gerçek kimliği ya da kimlikleri bilinmeyen, geçtiğimiz günlerde satıldığı anda kendini imha etmiş kırmızı balonlu kız tablosuyla daha da ünlenmiş bir sokak sanatçısı var. Onun adı acaba Atski mi, Tutski mi, Banksky mi? Yoksa Jetski. Banksy. Banksy. Hakikaten unutulmaz evet. Bir görüntü. Bence bundan sonra bence yani de. Şeyin tarihine geçti. İçtenlikle söylüyorum. Düşünsene almışsın tabloyu. Duruyor orada. Tam parasını ödeyeceksin. Birdenbire kendi içerisindeki kağıt yok etme mekanizması devreye giriyor ve diyor ki hiçbir esere sahip olamazsınız. Çünkü o benim emeğim ve ben bunu satmıyorum. Çok güzel bir hareket. Çok güzel bir kafa. Değil mi? Banksy. Evet. Kafanın en arka sayfasında. Ancak belli yerlerde görebilirsiniz. Evet kafamı. Evet, kafanın siz en kafa arka sayfasında. Siz kafa yazarı okur musunuz yoksa? Evet. Vallahi bak kafa okuru var. Kafa okuyucusu. Hani dolaylı reklam oluyor belki ama. En arka sayfasında müthiş
Müthiş güzel. Ve kimin sözüyle anlatıyor bunun? Son Banksy bu... anlaşılacak. Banksy birinin sözüyle bu durumu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Neden bunu yaptığını. O zaman gitsinler. Kafa alsınlar. Evet, aralık kafa sayısına baksınlar. Vallahi bizim dolaylı reklam oldu. Yok, reklam. Hadi devam ediyoruz. Yarıda, tamam. Yarısındayız. 5'te 5 çok iyiyiz ha. Ya çok başarılı bir gençtim zaten ben her zaman. Bak bunu zaten çok iyi bileceksin. Tamam. Tragedyalara gidiyoruz. Antik Yunan tiyatroları. Antik Yunan tiyatrosunda en çok yer verilen karakteri sormak istiyorum. En çok. Süre başladı. Köylüler mi? Soylular mı? Tüccarlar mı? Köleler mi? Köylüler de soylular da ama tabii ki de köylüler. Daha önemli her zaman. Köylüler daha önemli ama Antik Yunan'da süre sona erdi acaba. Aa, ne olmuş ya? Bilemedim mi? Ya bunu yayınlayacağız mı gerçekten? Yayınlayacağız gerçekten. Olur öyle şeyler bak. Şöyle söyleyeceğim. O dönem biliyorsun köleler ve soylular var. Evet. Katarsis yapacaklar. Yani orada oturana ne anlatacak? Diyecek ki kardeşim Allah'tan sen bu durumda değilsin. O yüzden kiminkini anlatmak daha önemli. Soylularınkini anlatmak, köylülerinkini anlatmaktan. Bir de köylü bilinci yok. Yani ya her tabii, şey tabii. Yapan ha, şimdi şey tabii ki bütün okuduğumuz karakterler soylu. Ama hep köylü kafası yani köylü gözünden değil mi bunlar? Ama çünkü yazanlar da o dönemin soyluları evet. Bir anlamda. Bir tane yanlış olur. Nazar boncuğu, nazar. Nazar boncuğu geldi. Bir yanlış yok bundan sonra. Sonra başkaları da sorular bilemiyordur. Şu an ilk soru bilemiyor. Hayır. Soru bilemeyen var. Totelde varsa bilemeyen. Biz de vallahi ben de her şeyi bilmiyorum. Bak net. Onun önünde zaten doğru cevap yazıyor. Şimdi bak bu soruyu bileceksin. Evet. Üstünde hiç yok çünkü ondan bir gram bile yok. Hangisinin bir gramı daha fazla kalori içerir? Yağ mı? Karbonhidrat mı? Alkol mü? Protein mi? Yağ. Yağ tabii bravo. Öpüyoruz. İncecik kız ondan dolayı. Hakikaten yağın içerisindeki kalori miktarı karbonhidrattan da daha fazla zaten. Evet öyle bir protein de değil mi? Kıyasladığımızda. Bu hain soruyu yazan kız arkadaşımız da size tuzak kurmak istemiş ama yakalanmadınız. Şimdi soruyu bilemeseydim. Evet. Hayat kısa kuşlar uçuyor dizelerinin sahibi. Üzerine iddiaya girerek soyadından bir harfi kaybetmiş olan ünlü şair. Seçenekler gelsin artık. Cemal Gürsel mi? Cemal Süreya mı? Cemal Kütay mı? Yoksa Cemal Kamacı mı? Cemal Süreya. Cemal Süreya tabii. Sürenin sonuna bile gelmeye gerek kalmadı değil mi? Ne kadar şahane şiiri vardır. En güzeli hangisidir? Bence en güzeli aşk şiiridir. Hani seni bir kez öpsem ikinin hatırı yani kalıyor. Kalır. İki kez öpünce üçün boynu bükük diyor ya. Değil mi? Ne şiir ama. Asıl en güzeli diyor ki senin memelerin vardı. Memelerin kahramandı. Sonrası iyilik sağlık. Hani aşağısı diyelim de fazla da derine gitmeyelim. Evet, anlayan anlasın. Cemal Süreyya'yı da buradan bir kez daha saygıyla analım. Değil mi? Evet. Türk Edebiyatı'nın en büyük ismi. Evet devam ediyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bir yanlışla fevkalade. Arka Sokaklar'ın bir bölümünde ölen, Facebook'ta kendine cenaze etkinliği düzenlendikten sonra ölmediği ortaya çıkan karakter. Rıza Baba mı? Zeliş mi? Hüsnü Çoban mı yoksa Mesut Komiser mi? Evet, Çoban Spor. Hüsnü Çoban. Hüsnü Çoban doğru yanıtı ya. Anında geldi. Ne ilginç değil mi? Evet. Cenaze yani, düzenlendi. İşte bu aynı zamanda neyin işareti bence? Öylesine özdeşiyorlar ki o evet. Karakterle gündelik hayat içerisinde. Ondan önce de sanıyorum yine bir mafya kabadayısını evet. Hayatını yitirmesi için, yitirmesi sonucu rol gereği. Yine evet, gıyabında yapıldı. Cenaze namazı düzenlenmişti. Evet yapıldı. Mişler de yapıldı. Onun için olabiliyor yani. Hüsnü Çoban'a da ölmediği ortaya çıkan karakter Allah olarak. Allah uzun ömürler versin. Evet. Şimdi son sorudayız. Çok kolay. Bak diğerlerinin olmayacağını nasıl hatırlayacaksın? Amerika Birleşik Devletleri'nde reality şovları Keeping Up With The Kardashian ile sektöre bodoslama giriş yapmış olan Kardashian kardeşlerin bir avukat babaları var. Evet. Robert Kardashian. Robert Kardashian kimin avukatlığını yapmasıyla ünlenmişti? Seçenekler geliyor. Hani bugünlerde ya da birkaç yılı düşünerek yanıt verebilirsin. Diğerleri daha da tarihi. Süre başladı. Martin Luther King, O.J. Simpson, Clyde Barrow, Johnny Cash. O.J. Simpson mı yoksa? Ya! Ya! Nasıl büyük bir... Tebrik ediyorum. Yaşasın. Bu arada...
dizisini hala izleyemedim. Kısa minik bir dizisi varmış. Gerçekten Robert Kardashian, O.J. Simpson'ı değil mi? Çok tartışmalı bir ölümdü, eşinin ölümü. Cinayet davası ve işte yoksa gerçekten kaza mı diye çok uzun süre Amerikan kamuoyunu oyalamış bir konuydu. Babalarının onun avukatlığını yaptığını bir hatırlatalım dedik. Efendim ne güzel yarıştınız. Ya. Ne başarılısınız. Gerçekten. İçtenlikle söylüyorum. Gerçekten çok eğlendin mi? Gerçekten olanı. Çok eğlendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığın için, bizimle olduğun için ben teşekkür ediyorum. Küçük bir armağanımız var. Gerçekten. Bu saati güle güle kullan. Ya çok yine, teşekkür ederim. Yine hayatındaki güzel zamanların planlanmasında evet. Hep iyi şeyler için iyi zamanlar yaratman dileğiyle. Bunu armağan ediyorum. Birlikte kapatalım mı? Hadi birlikte evet. Kapatalım. Evet efendim. Yine geldik 10 soru bükücünün sonuna. Yine bir değerli konuğum olacak. Yine beraberce yarışacağız bir sonraki programda. Görüşene kadar yüzünüzden gülümseme, akıldan soru işaretlerini eksik etmiyorsunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. El salıyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, 10 sorumuzu büktük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp bunu düzenli izlemeyi ve bize abone olmayı unutmuyorsunuz diyorum.